Arkadaşlar selam, ben Kerem Öziş, eğitim hakkında konuşan adam. Kanalımıza tekrardan hoş geldiniz. Bugün gördüğünüz üzere yanımda yine çok sevdiğim bir arkadaşımı getirdim. Tek başıma beni görmekten sıkıldığınızı düşündüğüm için. Arkadaşlar bu videonun içeriğinde yine geçen hafta da aslında uyguladığımız üzere farklı bir background'da üniversite lisans eğitimini tamamlamış ve sonrasında yurt dışında master programını yapıp kariyerine başlayıp başarılı olmaya da başarmış bir arkadaşı getirdim. Bugün Yiğit Şenoğlu ile birlikteyiz. Birazcık kendisini tanıyalım. Kendisi benim için özel bir insandır. Besmenimdi, yani sadıcımdı. Sadıç mı diyorduk Türkçe'de? Sadıç. Sadıcımdı. Yani düğünümde bulunup ailemin bireyi, ne derler, en yakın arkadaşlarından biri diyebilirim. Yiğit'ciğim, biraz arkadaşlara kendini tanıtır mısın? Herkese selam. Ben Yiğit Şenoğlu. İzmirliyim, İzmir'den geldim buraya. Eğitim olarak su ürünleri mühendisliğini bitirdim Ege Üniversitesi'nde. 2012 yılında buraya Kerem Özüş'te. Evet. Vay arkadaş, 2012. Arkadaşlar 2012'de gelmiş olan bir arkadaşla birlikteyiz. Şimdi Yiğit'ciğim, neden master programı için gelmek istemiştin? Yani MBA'yi tercih etmenin nedeni neydi? Şöyle, birinci temel şuydu. Benim gibi yani su ürünleri mühendisliği çok spesifik bir alan. Ve o alan dışına çıkmak, hem biraz da vizyonumu genişletmek, alanı daha derinlemesine değil de daha yukarı doğru çıkarak genişletip farklı sektörlere kaymak için MBA ve yöneticilik konumunda da ileride çalışmak açısından daha faydalı olacağı için MBA'yi tercih ettim. Çok güzel. Yani aslına bakarsan demek istediğin şey tamamen vizyonunu geniş tutarak sadece spesifik kendi okumuş olduğun alanda ilerlemektense belki o alanda devam edebilecektin ama yöneticilik mantığında bir şeyler yapmak istiyordun. Evet. Ya ben bunun cevabını aslında tam biliyorum ama arkadaşların da daha net bir şekilde öğrenebilmesi için bunu aslında söylüyorum. Yani su ürünleri bitirmiş veyahut İngiliz Dili Edebiyatı bitirmiş ya da geçen haftaki videoda hatırlıyorsanız Fatih arkadaşımız vardı, inşaat mühendisliği bitirmiş. Yani bambaşka işletmeli ya da yöneticilikle alakalı olmayan bir programı bitirmiş birisinin dahi MBA programı yapması gayet normaldir. Ve bunun getirisi olarak hayatın ne yönde ilerledi? Yani 2012'de sen buraya MBA programını yapmaya geldin, programı tamamladın, sonrasında neler yaptın? Biraz da ondan bahsedeceğim size. Tabii. Şöyle, 2012'de geldim. Hatta süreç açısından bayağı güzel bir süreçti arkadaşlar. Onu tavsiye edebilirim. Hani vize başvurusu olsun, okul üzerinden kabulünün alınması, gerekli evrakların hazırlanması. Yani İngiltere bu konuda biraz daha diğer ülkelere nazaran biraz daha zorlayıcı ve daha prosedürel ilerleyen bir ülke. O açıdan bu süreçlerde gayet kolay bir şekilde sayende atlatmış olduk. Daha sonra MBA'yı bitirdim. Zorlu bir süreç. Kesinlikle tavsiye ederim mutlaka herkesin bence yapması gereken, yani en azından yurt dışına gidip bir eğitim alması, vizyonunu genişletmesi için çok oldukça faydalı bir süreç. MBA'yı bitirdikten sonra iş arama sürecine girdim burada. İş arama sürecinde hayalimdeki ya da istediğim gibi işleri bulamadım. Vize şartları, çalışma izninin çıkması vesaire çok aynı şekilde zorlu prosedürler vardı, geçiyor. Doğru söylüyorsun. Ve böyle bir anda karar vererek Türkiye'ye döndüm ani bir kararla. Ve döner dönmez de askere gittim. Askerlik vesaire işte kafa dağıtma bilmem ne falan filan. Askerliği bitirdim. Ama hep böyle bir aklımda hani Londra, hep bir ukde hep vardı, bir, buraya geleceğim, evet, tekrar gelme isteği, arzusu vardı. Hani planlar o yöndeydi. Askerliği bitirdikten sonra Türkiye'de işe başladım. Teknoloji de alanındaydı bu. Hangi firmada çalışıyordun? Apple'da çalıştım ben. Süper. Dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden. Yani hepimizin telefonu %90'ımızın diyebileceğim bir durum herhalde. Bunu söylersem yanılmam. Yani Apple'da işe başladın. Bu Apple'da işe başlamana, MBA programını bitirmiş olmanın ya da yurt dışında bir eğitimi tamamlamış olmanın faydası oldu mu seçilmen konusunda? Tabii ki de şöyle. Şimdi ilk benim başladığım dönemde bir pilot proje olarak başladık biz. Yani Apple desteğin Türkiye'ye girme safhasında ben. Yani o zaman şunu desek doğru mu? Apple'ın ilk işe alındığı, ya Türkiye'de Apple sektöre girdiğinde ilk işe alınanlardan birisin diyebilirim. Evet, mükemmel bir durum. Yani mükemmel bir durum. Neydi genel olarak yaptığın iş içeriği? Ben yazılım destek danışmanlığı yaptım. Kullanıcılara yazılım destek danışmanlığı sağlıyorduk. Su ürünleri okudun. Ardından
MBA yaptı, yazılım destek. Yani gördüğünüz üzere arkadaşlar, kendinizi geliştirmenizin aslında bir sınırı yok. Tamamıyla ne yapmak istediğinizi, neyi sevdiğinizi bulmanız en önemli olan kıstas. Ben yine böldüm, kusura bakma. Evet, safla. MBA şunu mülakatlara vesaire iş bulma aşamasında mülakatlar yaparken hani MBA'in hem CV'nizde göstermiş olduğu büyük bir artı var. Hem de eğitiminizi alırken ve İngilizce konuşması seviyesi vesaire, çünkü mülakatlar hep İngilizce olarak yapılmıştı. Onun da iletişim açısından, oradaki kişilerle konuşma açısından çok büyük bir artısı oldu. Desteği oldu, mükemmel. Ne kadar süre çalıştın? Yaklaşık 2,5 3 yıla yakın çalıştım. Tamam. Daha sonra buraya geldim. Estiler İngiltere'ye geldi. Ne için gelmiştin? Nasıl geldin İngiltere'ye? Hangi vizeyle geldin daha doğrusu? Ben ilk olarak turist vizesiyle geldim buraya. Daha sonra turist vizesinden sonra Ankara Anlaşması'na başvurdum. Ankara Anlaşması yaptın. Süper. Ne üzerine bir şirket kurdun? Burada IT üzerine kendi şirketimi kurdum. Yine Apple, iOS ve macOS cihazlarını destek üzerine. Yani aslında öğrendiğim ve tecrübe ettiğim bilgileri. Süper. Burada geçen Fatih'e de sordum. Sana da aynı soruyu sormak istiyorum. Çünkü çok merak edilecek olan bir detay olduğunu ben düşünüyorum. Bu tarz bir Ankara Anlaşması ya da vizeyle biz İngiltere'ye gelsek, iş kursak ne kadar para yatırmamız lazım gibi mantıklı sorular da gelmeye başladı. Şimdi senin yaptığın bir yatırım var mıydı? Yüksek oranda bir para koymak durumunda kaldın mı? Nedir yani bu detay? Biraz açıkça, yani çok her şeyi söylemek zorunda değilsin eğer gittiyse ama kısaca da bahsedersen tabii süper olur. Tabii şöyle, şimdi birincisi göstereceğiniz, yani sermaye olarak göstereceğiniz para tamamen sektöre ve kuracağınız şirketin büyüklüğüne ve yapacağınız işe göre, yani business planda belirttiğiniz kriterlere göre belirleniyor, oran olunuyor. Ve bunu da aynı şekilde avukatlarınız ya da danışmanınız ya da kendiniz araştırarak hani bu sermaye oranını bulabiliyorsunuz. Sen ne kadar yaklaşık olarak yatırım yapmıştın? Ben yaklaşık olarak 1000-1500-2000'e yakın göstermiştim. Yani çok büyük bir rakam olmak zorunda değil. Değil. Bu arada senden hizmet alan bir sürü firma var. Yani aslına bakarsan yazılımla ilgili Apple'da yapmış olduğunu, öğrenmiş olduğunu ve tecrübe ettiğin o detaylarla ilgili sen şu anda hizmet veriyorsun, servis veriyorsun. Süper. Peki bu bir şirket kurdun, burada bazı şeyler yaptın. Bu İngiliz Üniversitesi'nden mezun olmanın sana faydası oldu mu bunları yaparken? %100 oldu. Şöyle ki yani burada görüşmeler, aynı şekilde müşterilerinizle konuşmalarınız, müşteriler sizin background'unuzu görmek istiyorlar, ne işler yaptıklarınızı görmek istiyorlar, tecrübelerinizi görmek istiyorlar. Bir anlamda hani buradaki bir üniversiteden mezun olmak bir anlamda bir etiket oluyor. Şöyle ki ben Ege Üniversitesi dediğim zaman hani karşımdaki kişi için belki çok da hani önemli olmayabilir, bilemeyeceği bir konum olabilir ama burada sıradan bir üniversite bile söylediğin zaman hani buranın kendi mezuniyeti olduğu için. Ya aslına bakarsan bu şeye benziyor. Seninki bir anda domino taşı gibi etkisi yaratmış. Kesinlikle. Evet. Yani sen sorunlarını bitirdikten sonra vizyonun ve hayat, nasıl söyleyeyim, sektörel değişikliğe gitmek istiyorum dediğin an, İngiltere'ye geldiğinden itibaren MBA yapman, sonra dönüp Apple'a çalışman, Apple'daki işini tamamladıktan sonra İngiltere'ye gelmen ve buradaki aslında şu anki kariyerinin ilerlemesi, dönüp baktığımızda MBA ile aslında neden hani oluşumu, bağlantısı var. Kesinlikle, evet. Süper, süper. Ya Yiğit'ciğim, gerçekten teşekkür ediyorum geldiğin için. Rica ederim. Birazcık özet ve uzun kısa artık bilmiyorum. Umarım eğlenceli, güzel, keyif aldığınız ve bilgilendirici bir video olmuştur. Samimi olduğum ve yakinen tanıdığım ve bizzat da eskiden öğrencim olmuş olan arkadaşları buraya getirmeye çalışıyorum. Ve sizlerin aklında olabilecek soruları yanıtlamaya, yanıtlar bulmaya çalışacağız. Arkadaşlar, bu videonun altına aklınıza takılan tüm soruları yazabilirsiniz. Ve ayrıca Instagram adresimden ya da WhatsApp numaramdan bana ulaşarak aklınıza takılan tüm soruları iletmeniz mümkündür. Sektörle ilgili aynı olabilir, benzer olabilir. Aklınıza takılan spesifik sorular da olursa hiç çekinmeden yazın. Hatta belki de sizi Yiğit'e yönlendirebilirim. Aynı şekilde sorularınızı daha hızlı, tecrübelerinden de yanıtlar. İzin almadan söyledim ama alabilirsiniz arkadaşlar. Sevgili arkadaşlar, YouTube kanalıma abone olmayı, like atmayı, beni desteklemeyi unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hoşça kalın.